Kalksana. Kalksana be. Hadi kalksana. Ben uyuyakalmışım. Ezel kabus görmüştü. Çok korkmuş. Ben de sızmışım burada. Ali, Ali, Ali. Yapma bana bunu Ali. Yapma. Esmer. İyi misin meleğim? İyiyim. Seni çok özledim. Çok. Yine de böyle güzel güldüğünü görmek, yine kokunu duymak beni ayakta tutuyor. Hadi, dışarı çıkıp bir şeyler yiyelim. Hazırla. Yaşasın, karnım zil çalıyor. Ben eve geçeyim. Size afiyet olsun. Sen de geliyorsun. Konuşacağız. Beni aşkınızı izleyeyim diye mi çağırdınız? Önceden söylemiştin biliyorum. Senin şahitliğin yaşayan bir ölü olduğun için geçersiz olabilir. Ama... Nikah şahidim olur musun? Esmer. Ne zaman? Bir hafta sonra. Sen ciddi misin? Hem de hiç olmadığım kadar. Yeteri kadar bekledik. Artık daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet derim. Seve seve milyonlarca kez evet derim. Ne o? Sevinmedin mi? Sevindim tabii. Tebrik ederim. Şahidim olacak mısın? Cevap vermedin. Bütün hayatınıza şahit oldum. Nikahına mı olmayacağım? Ne oldu? İyi misin? Yok bir şey. Başım döndü biraz. Bir hastaneye gidelim Ali. İyi görünmüyorsun, korkutma beni. Tamam. Geçti, telaşlanmayın. Kendime dikkat etmedim son günlerde. Bu her neyse sık olmaya başladı. Hemen doktora gideceğiz. Kalk, hadi.
Ali! 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 Ali lütfen uyan. Ali! Ali kendine gel. Hadi hastaneye götürelim. Çabuk Esmer. Oraya gelmek istemiyorum Haluk. Ben görevden ayrıldım. Başka bir yerde muayene edemez misin? Tamam, anlıyorum. Geliyoruz. Başka çare yok. Birazdan orada oluruz. Ali, iyi misin? İyiyim. Biraz eve gidip uzanırsam bir şeyim kalmaz. Saçmalama, hastaneye gidiyoruz. Sizin hastaneye mi gideceğiz? Bildiğim en iyi doktor orada Esmer. O da hastaneden çıkamıyor maalesef. Timur, daha çıkartmayacaklar mı bu oğlanı? Bak saat kaç oldu. Ben şimdi bakarım anneciğim. Timur, gelmedi mi hala şu psikiyatr? Birazdan burada olacak baba. Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Gelmişken Ayşe Hanım'la da görüş istiyorum Meral. Psikiyatr değil mi o? Evet anneciğim. Ailenin gidişi seni çok sarstı. Belki bize de anlatamadığın şeyler vardır. Ayşe Hanım'la paylaşırsın. Ne münasebet? Deli miyim ben? Meralciğim. Ben deli değilim, tamam mı? Değilim. Haluk gelince bize haber verecekler. Biraz kafeteryada oturalım. Ezel. Çek o kanlı ellerini ailenimin üzerine. Anne. Anne sakin ol. Anne. Bırakmam anne. Kızımı tamam. Sana. Meral lütfen kendine hayır, gel. Tamam anneciğim. Hayır, sakin hayır. Ol. Tamam. Hayır bırakmayacağım. Meral sakin ol. Tamam anneciğim anne, bırak. Anne dur. Anne. Tamam. Dur. Anne lütfen. Tamam anne. Sakin ol. Hayır, anne sakin ol. Hayır bırakmayacağım. Tamam geçti tamam. Çabuk sakinleştir. Hemen getiriyorum. Kızımı size ben anne bırakayım. Tamam geçti. Anne lütfen. Kartsam para seni. Rosa, Rosiş, canım. Sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Başına gelen onca şeyden sonra gelip otel köşelerinde yaşamak niye? Bilmiyor musun? Benim evim, senin evin. Tabii tabii. Dostluğumuz için geldiğine eminim. Söyle hadi, nedir? Aşk olsun Rosiş. Bu kadar senenin hukuku var. Yakışıyor mu bu sözler ağzına? İkimize de işkence etme de. Ne istiyorsan söyle Niran. Haklısın.
Bu duygusal zırvalıklar yakışmıyor zaten bana. Süleyman'la ufak bir sohbetimiz oldu. İçini döktü bana. Kavga etmişsiniz. Her ne olmuşsa şüphelenmiş senden. Ne işler çevirdiğini bilmek istiyor. Ve senin de çok iyi bildiğin gibi eğer Süleyman bir şey isterse onu mutlaka elde eder. Söyle, ne istiyorsun? Süleyman'a döneceksin. Bir anlaşmamız vardı, hatırlasana. Ama adamdan ayrıyken ne öğrenip de bana anlatacaksın? Bu yüzden eve, ait olduğun yere dön. Hemen, bu gece. Süleyman'a ihanet etmeyeceğim Mira. Peki, sen bilirsin Rozish. Sana en kısa zamanda otelden ayrıl derim. Ne de olsa Süleyman gerçekleri öğrendiğinde seni arayacağı ilk yer burası olacak. Ezel, beni düşündüğün için yapıyorsun biliyorum ama iyiyim ben. Hem de iki saat sonra Asya'yı bırakmak zorundayız. Biraz da onunla ilgilen. Bahane arama. Haluk'tan yarın haber gelir. O zamana kadar burada kalacaksın. Bir gün daha böyle ölü gibi yatacak mıyım yani? Hoş. Zaten ölüyüm ya. Aman ya, bıktım bu ölüm lafından. Normal tek günümüz geçmeyecek mi bizim? Sen biraz susup da uyusana. Dinlen artık, tamam mı? Emredersin. Doktordan kurtuldun ama seni hiçbir yere bırakmam. Gözüm üstünde. O zaman Esmer'le değil benimle evlen. Efendim. Haçlı. Evdeyim. Hemen buraya gel. Emredersiniz. Hemen çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Hayır. Bir şey yok. Sen uyu Ali. Oldu mu? Ne gündü ama. Ezel. Anneni görmelisin bence. Ben iyiyim. Sen hastaneye dön.
Yok öyle. Şimdi olmaz. Olanları gördün. Yararım değil, zararım olur diye korkuyorum. Sonra babam, Timur. Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Günler oldu Haçlı. Bulgar'a teslim etmek istediğim silah ve patlayıcılarla ilgili hiçbir bilgi alamadım senden. Yoksa doktor hanım... Konunun onunla bir ilgisi olamaz. Elimden geleni yaptığımı biliyorsunuz. İlk kez bu kadar çaresiz kaldım. Kalmamalısın. Sana bu işin benim için ne kadar önemli olduğunu anlattım Haçlı. Efendim, hala aramaya devam ediyoruz. Sizi zor durumda bırakmamak için neleri göze alacağımı bilirsiniz. Efendim, gerekirse... Ne gerekiyorsa yap o zaman. Karşıma bahanelerle çıkma. Bu sözlerinizin nedeni nedir? Benimle böyle konuşmazdınız. Güveninizi mi kaybettim? Sana güvenmediğimden değil. Sen benim oğlumsun. Ama Bulgar, adamın ne yapacağı belli olmaz. Aklına eserse tüm bildiği ortadan kaldırır. Eğer o malları ben bulup Bulgar'a teslim edebilirsem, istediğim güce de ulaşırım. Niran'a da Eşref'e de ihtiyacımız kalmaz o zaman. Bulgar'ın en yakınındaki adam olurum. Buna ihtiyacım var. Daha fazla güç, daha büyük riskler getirir. Neden fazlası? Neden olduğunu sonra anlayacaksın oğlum. Sen sadece dediğimi yap. Endişelenmeyin. Bir onu bulup o silahları size getireceğim. Hiçbir şey için üzülme Ezo, olur mu? Ailen seni anlayacaktır. Her şey düzelecek. Sağ ol Ali. En büyük hayalimiz birbirimizi bulmaktı. Oldu işte. Bu bile gerçek olduktan sonra hiçbir şeyden korkmayalım artık. Asiyeciğim dikkat et, o bebek benim için çok önemli. Tamam. Hadi mutluluk oyunu oynayalım. Şimdi sırası değil. Hem gün doğumu tepesinde değiliz ki. Sus. Dik dur bakayım. Kapat gözlerini. Thank you.
Ben Asya'ya bakayım. Ben eve gitsem iyi olacak. Bu dediğini yapmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Ama eğer durum dediğin gibiyse... Hem benim konumum zora giriyor... ...hem de Bulgar'la yakınlaşma fırsatını kaçırıyoruz. Bir şekilde en azından silahların ve patlayıcıların bir kısmını teslim etmeliyim. Bu meseleyi başkanla konuşacağım. Ama garanti veremem. Elinden geleni yap lütfen. Tamam. Benden haber bekle. Aslında Bulgar'la yakınlaşmak için çok daha büyük bir fırsatın var. Hayır. Bunu benden istemeyeceksin. Neden? Biricik Ezon, Bulgar'ın kızı. Hayır! Ezel bu işin içine girmeyecek. Annen iyi olacak Timur. Daha fazla üzme kendini. O kadar iyisin ki. Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Ben senin için her şeyi yaparım Timur. Hem o benim de annem sayılır.
Yasemin, al yavrum. Çok teşekkürler. Şimdiye kadar olanlar için bizi affet kızım. Seni tanıyamamışız. Bugün burada yanımızda olman hepimiz için çok önemli. Büyüttüğümüz kız yok ama sen varsın. Ne demek efendim? Elimden ne gelirse yapacağım tabii ki. Aylin bizi terk etti. Ama Timur sayesinde yeni bir evlat kazandı. Siz benim için öz babamdan farksızsınız. Rosa, sultanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Anladım ki benim yerim senin yanınmış. İçeri girelim. Beni affedebilecek misin Rosa? Seni çok kırdım. Bir hata varsa ikimizin Süleyman. Ben de çok ileri gittim. Haddimi aştım. Ama inan senden hiçbir şey gizlemedim. Gel. Gel. Unutalım bunları. Hiç olmamış gibi davranalım. Olur mu? Önce konuşacaklarım var seninle Süleyman. Seni dinliyorum. Ölen kız benim kızım değilmiş Süleyman. O Ezel değilmiş. Sen haklıymışsın. Benim gerçek kızım, gerçek kızım. İyi akşamlar çifte kumrular. Zamansız gelip muhabbetinizi mi böldüm yoksa? Ne demek Niran? Gel, hoş geldin, buyur. Başımızın üstünde yerin var. Gelip bir bakayım dedim. Benim güzel arkadaşım sözümü dinleyip de evine dönmüş mü diye. Sağ ol Niren. Senin gibi bir dostumuz olduğu için şanslıyız. Öyle değil mi sultanım? Eve dönmene çok sevindim Rosa.
Hem de çok. Ezo'dan uzak durmanı son kez söylüyorum sana. Kardeşim olduğun için bir kez daha söylüyorum Ali. Kapının önünden bir yere ayrılmayın. Emredersiniz. Niran Hanım mı? Valla ne yalan söyleyeyim, biraz heyecanlıyım. Sen hepimizden daha iyi tanıyorsun Bulgar'ı. Yıllar sonra bizi böyle çağırması hayır alamettir inşallah. Rahat ol be Eşref'im. Sakinleş. Germe kendini bu kadar. Hadi yürüyün beyler, oyalanmayalım. Evleneceğinize o kadar çok sevindim ki. Kızımın senin gibi cesur birinin yanında olduğunu bilmek bana güven veriyor Haçlı. Onu her şeyden, herkesten, canım pahasına koruyacağıma emin olun. Yıllarca yavruma olan özlemimle yanıp tutuştum. Ama ona ben senin annenim diye haykıramıyorum. Onu korumak için susmaktan, sessiz kalmaktan başka çare yok. Haçlı, Bulgar ne olursa olsun Ezel'in kızı olduğunu öğrenmemeli. Bunu ne kadar geciktirebiliriz bilmiyorum. Ama o kızı olup olmadığını ispatlamak için her şeyi yapacaktır. Ben Bulgar'dan korkmuyorum Roza Hanım. Abi Bulgar'ın mekanındayız.
Niran'ı bekliyorum. Buradaki korumalardan bir tanesine telefon geldi biraz önce. Tuhaf şeyler konuştu. Ne gibi şeyler? Anlat çabuk. Laboratuvardan, bir test sonucundan falan bahsetti. Londra'dan sonuçlar çıkacakmış. DNA testi sanırım. Ne olduğunu anlayamadım ama bir şeyler çevrildiği kesin abi. Tamam, dikkatli ol. Bir şeyler duyarsan ya da görürsen hemen arıyorsun. Tamam abi. Ne oldu Açlı? Önemli mi? Bulgar'ın korumalarından biri telefonda bir test sonucundan, laboratuvardan bahsetmiş. Ne demek oluyor bu? Bu ne? DNA testi. Bulgar Ezel'in kızı olduğunu kanıtlamak için ona testler yaptı. Gerektiğiniz zaman tekrar toplantıya çağrılacaksınız. Toplantı bitmiştir. Gidebilirsiniz. Bokte depazi gospodine. Çakame zapovedi tevi. İyi günler efendim. Sen kal Süleyman. Dersiniz efendim. Siz çıkabilirsiniz. Tabii efendim. Sevkiyatta kaybettiğiniz malları iade etmişsin Süleyman. Evet. Ben çok uğraştım ama sonunda zararınızı karşıladım efendim. Hırsını ve sorumluluğunu sevdim. Akıllı adamsın Süleyman. Bundan böyle seninle daha yakın çalışacağız. Efendim, bu şerefe layık görmeniz beni çok heyecanlandırdı. Niran ve Eşref, gözün ikisinin de üstünde olsun. Siz hiç merak etmeyin. Ali meselesi ne olacak Açlı? Eğer Süleyman'ı da davet edersen Ali'nin hayatta olduğu anlaşılır. Biz de davet etmeyiz olur biter. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Merhaba evlat. Ben de seni arayacaktım ama bakıyorum buradasın.
Ben de sizi görmek için gelmiştim. Söylemek istediğim şeyler vardı. Biliyorum oğlum. Bulgar'la toplantıdan geliyorum. Malları bulup iade etmişsin. Bir kez daha oğlum olduğunu ispatladın Haçlı. Aslında ben başka bir haber verecektim. Hı. Biz Aylin'le evleniyoruz baba. Önce senin haberin olsun istedim. Demek bu kadar kararlısın evlat. Evet efendim. Seninle yapacak daha çok işimiz var. Bak, bu defa ayrılmak kelimesini duymak istemiyorum. Senin adına sevindim. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın Roza Hanım. Güle güle Açlı. İyi günler efendim. Güle güle oğlum. Güle güle. Ezel'in kimliğini açık edecek, her şeyi yok edeceğiz. Anlaşıldı. Sen merak etme abi. Hadi. İşe koyulalım artık. Çabuk, biraz hızlı. Tamam, elimden geleni yapıyorum. Ne oluyor? Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz bizden? DNA testiyle ilgili tüm malzemeleri verin. Sağır mısın ha? Dediğimi yap hemen. Hayır. Sen bilirsin. Biz almasını biliriz. Bağlayın şunları. Kalk. We'll be right back.
Gospodine izdetviniyata. Otlandın pristiknaha. Izdezvan. Zapovodajte. Güzel ne moyte dışlar ya. Ezel benim kızım değil. Oysa çok emindim. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Hoş bulduk. Nasıl? Çok iyi. Yavrum. Bebeğim benim. Anneciğim. Anneciğim seni görmeye geldim. Nasılsın? Sonunda döndün Aylin. Bak Selçuk, Aylin geldi. Bir daha bırakıp gitmeyecek bizi. Gel bebeğim gel. Gel otur. Merhaba Aylin. Bir tanem. Bebeğim, aç mısın? Gelirsin diye çikolatalı puding yaptırmıştım sana. Yersin değil mi? Ben seni görmeye geldim anneciğim. Hiçbir şey istemiyorum. Kendi ellerimle yedireceğim sana. Sen bayılırsın pudinge. Durumu nasıl abi? İyi değil. Sürekli seni sayıklıyor. Aç bakalım ağzını bebeğim. Aferin bebeğime. Beğendin mi? Anneciğim, ne olur sakin ol. Bak. Ben buraya sizleri nikahıma davet etmek için geldim. Evleniyorum anneciğim. Sen evleniyor musun? Şu mafya olan adamla. Sen kapa çeneni. Sen evleniyor musun? Anne. Meral Hanım. Anne. İyi misin? Anne iyi misin? İyi misin? Anneciğim. Sen daha çok küçüksün yavrum. Olur mu hiç? İsim vermem. Küçük kızımı kimselerle evlendirmem ben. Anneciğim ben büyüdüm. Bak bana.
Ben sevdiğim erkekle evleniyorum. Sizleri de yanımda istiyorum. Olmaz. Seni bırakmam, gidemezsin. Gidemezsin. Anne. Anne. Selçuk. Anne. Selçuk, çabuk buraya gel. Bir şeyler Meral yap. Ailenimi kimseyle evlendirme. Anne. Meral. Meral, tamam. Hayır. Anne. Anneciğim. Tamam. Hayır. Tamam. Kızım, Meral, kendine gel. Meral, ne oldu? Meral, sakin ol. Anneciğim bak, ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Ailem burada. Hadi hadi anneciğim, biz odamıza çıkalım hadi. Meral, gel anneciğim, ne olur. Dinlenmeniz lazım, lütfen hadi gelin. Gel. Hadi, gel. Hadi lütfen Meral. Hadi anneciğim. Hadi hadi. Bırakmam onu. Tamam hadi. Hayır, ne olur. Ne olur bırakmayın. Geleceksiniz değil mi baba? Beni yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Git artık. Seni görmesin. Yoksa daha kötü olacak. İsmet.
her şeyim. Beğendin mi? Bayıldım. Harika bir şey. Çok güzel. Sana gelinlik o kadar çok yakışacak ki. Üstünde görmek için sabırsızlanıyorum. Yarına kadar beklemen gerekecek. Düğünden önce görme şansın sıfır. Seni yıllarca hayalimde yaşattım. Hayalimle bir gün daha bekleyebilirim. Esmer. Böyle olmasaydı keşke. Keşke beni bu kadar hastalıklı sevmeseydi. O iyi olacak. Üzülme. Gece geçer yar geçmez, ah, yol bana sevda kimi? Ayrılık zehirli bir hançer. Şimdiden heyecandan ölecek gibiyim. Kalbim o kadar hızlı atıyor ki inanamazsın. Kesin Ali'dir. Akşamlar. Artık hoş geldin demiyorum. Nasıl olsa hep buradasın. Hı? Merhaba Ali. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Darısı senin başına Ali Bey. Evlen de biz de kurtulalım artık senden. Benim gibi yaşayan bir ölüyle kim evlenir Allah aşkına? Ümitsiz vakayım ben. Madem bekarlığınızın son gecesi, bu gece kafaları çekelim. Bildiğim çok şirin, salaş bir balıkçı var. Sizi oraya götüreyim. Ne dersiniz? Sen ısmarlarsan tamam. Tamam. Ben hemen üstümü değiştireyim. Çok beğendiysen sana da alayım. Çok komik. Bu gece sana içelim Ezo. Seni bulmamıza, tekrar beraber olmamıza içelim. Ve evliliğimize. Bir daha hiç ayrılmayacak olmamıza. Hmm.
Çok içlendim bakıyorum. Ne düşünüyorsun böyle derin derin? Çok şanslısın Esmer. Hayatta şans hep senin yüzüne gülüyor. Farkında mısın? Benim şarkım çalıyor. İkiniz de susun. Sevemez kimse seni. Benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni. Benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmazsan bu dünya neye yarar? Her gün seni düşünür. Her an seni yaşarım. Mutluluğunuza. Lavaboya gidiyorum ben. Yarın erkenden Asya'yı alacağız, unutma. Hı hı. İnanamıyorum, evleniyoruz. Bu gece heyecandan uyuyamam ben. Ömrümü seni aramakla, beklemekle geçirdim. Ama artık bitti. Hayal ettiğim şeyler gerçek oldu. Sen iyi misin?
Neden geciktin bu kadar? İyiyim ya. Rengin sararmış senin. Başlama yine ya. İyiyim ben. Zorla hasta edeceksiniz. Allah Allah. Elimden kurtuldun sanma. En kısa zamanda bir doktora gidip tetkiklerini yaptıracağız. Tamam tamam. Bu gece bunlardan bahsetmeyelim şimdi. Size söylemek istediğim bir şey var. Birbirimizi bulduk ve çok mutluyuz. Ama ben gerçek annemi, ailemi bulmak istiyorum. Tabii ki. Ama daha önce de aradığını, bulamadığını söylemiştin. Yine üzülmeni istemiyorum Ezo. Hem nereden çıktı şimdi bu? Seni aramak için çaba bile sarf etmemiş birini neden bulmak istiyorsun ki? Siz ailelerinizi bulmak istemiyor musunuz? Yardım edersiniz diye düşünmüştüm. Bana söylediğiniz şeylere bak. Ben de, Ali de ailelerimizi bulmak istemiyoruz. Hem sen benim ailem sensin demiyor muydun? Anlaşıldı. Yardım etmek zorunda değilsiniz. Yaşıyorsa ya da ölmüşse ben bulurum. Size ihtiyacım yok. Ezel. Ezel nereye? Esmer. Roz Hanım'a bir söz verdik. Duygularına yenik düşüp de gerçeği söyleme. Ben çıkıyorum. Ezel! Ezo! Ezo dur, beni bekle! Beni bekle! Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsunuz? Ne olursa olsun beni doğuran insanı bulmak istiyorum. En azından beni neden terk ettiğinin hesabını sormak istiyorum. Canım, ömrüm. Seni üzmek ister miyim hiç? Anneni arayacağız. Onu bulmaya çalışacağız, oldu mu? Hadi. Asma suratını. Kaşlarını çatmaktan kırışmış bir gelinle evlenmek istemiyorum. Seni benden hiçbir şey alamazsın Esmer. Thank you.
karanlık gecenin bir sonu olmalı. Şu yağmurun, şu kışın, şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Hiç dönüşü yok bu kaçışın. Ben seversem ağlar gökyüzünde yıldızlar. Aşk penceremden gülen bir çocuk sana bakar. Karanlık gecenin bir sonu olmalı. Şu yağmurun, şu kışın, şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Hiç dönüşü yok bu kaçışın. Ben seversem ağlar gökyüzü. Sana bakar.